Yayınıma hoş geldiniz. Evet sizlere dediğim gibi Şanlı Azerbaycan ordusunun özellikle Laçin'deki kontrol noktası birilerini tabii ki çıldırttı. Bunun nedeni şu. İlk Laçin kontrol noktasında askeri alanda hem karakol hem de Rus araçlarını dahi arayacak GP, e, X-ray cihazlarının olması tabii ki birlerin hoşuna gitmedi. Yeni atanan Rus barış gücü komutanı da birkaç kez bu Laçin'deki durumu dermek için konvoyla hareket etse de araçları durduruldu. Şamlı Azerbaycan askerlerimiz, komandolarımız araçları taradılar ve tıpış tıpış yolladılar. Tabii ki şimdi bir şeyler yaptık. Düşman ne yapacak dedik. Beklemeye koyulduk ama hazırlıklı olarak. En son edindiğimiz bilgiler. Hankendi ekseninde Azerbaycan ordusu Hankentiye ramak kala bir kontrol noktası daha kuracak. İşi sağlam tutuyoruz. Rus sözde barış gücünün Karabağ'daki en cılız ve en etkisiz olduğu dönemleri yaşamamızın nedeni Azerbaycan'ın yaklaşık 3-4 sene içerisinde pardon 3 sene içerisinde Karabağ zaferinden sonra adım adım Karabağ'daki su yollarını, stratejik mevkileri, 3-5 kilometre ilerleyip Rus barış gücünün itirazıyla 1,5 kilometre ilerlemede bırakan adım adım ilerleme politikalarına borçluyuz. Türkiye ile özellikle Laçin ekseninde yapılan Laçin merkezi almadığımız, Laçin yollarını daha almadığımız günlerde Laçin ekseninde yaptığımız tatbikatlara homurdanan Moskovalar, Moskovalılar, suratı ekşeyen Lavrov şimdi nasıl bir film çevirdiğimizi çok daha iyi anlıyor. Özellikle Türkiye'nin tepkisi çok. Bu tepkiyi de zaten dile getirdiler. Türkiye şunu söylüyor. Azerbaycan'ın oradaki toprak bütünlüğü Karabağ tüm alınacak topraklarla ilgilidir. Laçin Azerbaycan'ın toprağıdır ve öyle kalacaktır. Bu konu üzerinde yapılan spekülasyonlara iyi niyetli bulmuyoruz diyerek noktayı koyduk. Özellikle Laçin koridorunu tepe tepe kullanıp Karabağ'da hala işgal altında olan bölgelere dünyanın silahını yağarak ortamda her türlü hindi yapanlar, burada her türlü dümeni çevirenler Zengezur koridorunu açmadılar. Ruslar için Caher Dudayev ne demişti? Rusların attığı imza suya atılan imza gibidir. Ruslar anlaşmalara uymaz. Fırsat buldu mu yine yapacağını yapar. Rusların anlayacağı tek dil güçlü olmaktır güçlü bir yumruktur derdi. Dediği de doğru çıktı. Şimdi Ruslar Ukrayna bataklığından çizmelerini çıkaramıyor. Buraya fazla bakamıyor. Arada humurdandılar. ABD ve Türkiye'nin Güney Kafkasya ilgisinden rahatsız rahatsızız dedi Kremlin'in sarı çocuğu Peskov. Bildiğiniz üzere Peskov iyi Türkçe bilir. Bu yayınımdan da hoşlanmaz ama bir şeyleri anlatmamız lazım. Artık Türkiye bölgede güçlü bir aktör. Askeri alanda geliştik ekonomik anlamda demiyorum ama askeri alanda çok iyi yere geldik. Ve bunun sonucunda silahlarımızdan çekilen Ruslar tabii ki bazı hilelere başvuracaklar. Bunun sonucunda lanchet kamikaze sağladılar Ermenistan'a. İran'ın şahat kamikazeleri ve yeni domine ettiği şahat kamikazeler çok tehlikeli. Ağır başlıklara sahip ve 400 kilometre gidebiliyor. Ve noktasal bir şekilde hedefe inebiliyor. Bu da bir risk sorusu ama Türkiye'nin korkut HSS'leri, Sapan sistemleri ve diğer Sungur sistemleri de tabii ki saçma ve top sistemleri de onların Şahat kamikazelerine büyük bir korku oluşturdu. Hele Gürzen edemeli, Gürz hava savunma sistemi, hatırlayın Libya'da ele geçirdiğimiz Pantsir HSS'yi. Pantsir HSS hızla Türkiye'ye getirildi ve Türkiye'de incelendi. Var olan bilgilerimize Rusların 30 yıllık deneyimle, 20 yıllık deneyimle özümseyerek geliştirdikleri Pansir'den aldığımız deneyimleri hem de kendi deneyimlerimizi, NATO teknolojisini aldığımız deneyimleri hepsini birleştirerek Gürs hava savunma sistemini oluşturduk. Biz bunu Azerbaycan'a sağlamayacağız da kime sağlayacağız? Tabii ki kardeşlerimize. Türkiye'nin desteğini arkasında hisseden başkumandan Sayın Aliyev hemen harekete geçti ve ne dedi? Dedi ki bütün topraklarımızı kurtaracağız. Zengezur'daki babaannemin, Zengezur'daki dedemin mezarında dua etmek istiyorum dedi. Herkesi duygulandırdı gerçekten. Bir başkumandan hayalini halkından sakınmadı. Zengezur diyor, Zengezur diyor. Zengezur demeden uyumuyor Sayın Aliyev. Hepinize şunu söylemek istiyorum. Hankendi eksenine yaklaştığımız ve kontrol noktası kuracağımızı öğrenenler Panik diyecekler. Kelbeceli ekseninde Hocavet ve Hocaelikseli'nde yine taciz atışlarına başvuracaklar. Fransa'dan gelen Sezar obüsleri, Hindistan'dan gelen Pigata füzelerini sınırlarımıza yerleştirdiler. Bunu birçok ajanstan okudum. Tabii ki bu durumu saklamıyorlar da. Ama diyoruz ki Brüksel'de barış yapacağım diyerek mahcup muhtar edasıyla konuşan Paşinyan bir anda bir anda Ermenistan'a gelince kahkahalar atıyor. Kendinde değil. Ermenistan'ın bir ipucu ipinin bir ucu Rusya'da, bir ucu Amerika'da, bir ucu Fransa'da. Bağımsız bir devlet yok karşımızda. Barış yapalık desek de nasıl Türkiye Yunanistan'la oturup bütün sorunları çözme konusunda hiçbir şekilde Yunanistan'ın ehliyeti yani iş çözücü ehliyeti olmadığını bildiğimiz gibi aynı şekilde Ermenistan'ın da burada barış yapacak ne aklı, ne fikri, ne izanı, ne de yetkisi var. Hepsi kukla. Yani Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın şanssızlığı bu değil mi? Hele hele Türkiye'nin tam şanssızlığı bu değil mi? Kendine özgü bağımsızlığı olmayan, Türk düşmanlığıyla nesillerini yerleştiren, yetiştiren bu devletlere bu Türk düşmanlığının devamlılığını sağlatan nedenleri kim sağladı? Tabii ki emperyalistler. İki serseri düşünmeyen, fabrika kurmayan, birisi tabak çanak kırar, Birisi de Ermenistan'a kastediyorum, Bir ihracat kalemi vardır. Şaşıracaksınız. Ermenistan'ın dünyaya ihraç ettiği tek şey terörist. Dünyanın çeşitli bölgelerinde istikrarlı bir şekilde terörist ihraç ediyorlar. Asala terör örgütünü biliyorsunuz. Suriye'de ve Irak'ta ve birçok bölgede Ermeni çete üyelerine rastlanmakta. Şimdi şuna getireceğim. Evet, şuna getireceğim orayı. Azerbaycan ordusunun eli tabii ki boş durmadı durmayacak da ama Han kendiye yaklaştık. Niyetimizi anladılar. Geri kalan toprağı almak istediğimizi biliyorlar. Rus barış gücünün şu anki sessizliği ürkütücü. Bizim ani bir baskına uğramamız söz konusu. Azerbaycan'ın da elindeki askeri olanaklar güçlü olsa da ilk tokadı yememek gerek. İran'ın bu savaşta olası bir 3. Karabağ Savaşı'mızda nasıl bir rol alacağına tabii ki dikkatle izleyeceğiz. Zengezur bizim kırmızı çizgimiz deseler de Hindistan'dan gelen silahlara aracılık yapmaları, yaltaklık ve yer vermeleri ne demektir sizce? Yani İran hayatı boyunca, İran rejiminin süresi boyunca kastediyorum. Özellikle bütün düşmanlıkları fiziki alanda saldırıları Müslüman devleti olmuştur. İran rejiminin İsrail'e attığı bir çakıl taşına ispat edenler olursa bu yayında özür dileyeceğim. Her gün özür dileyeceğim. Evet İran rejimi İsrail'in sınırından bir çakıl taşı dahi atmamıştır, atamamıştır. Yani Fransa'dan Fransız istihbaratının aldığı uçak mazotuyla İran'a kimilmiştir. Bunları bir bütün olarak inceleyelim. O rejim orada olunca Batı'nın müdahalesi için bir mıknatıs görevi gördü. Hiçbir Batı emperyalizmi İran'a saldırmadı. Hep çevredeki ülkeler talan oldu. Sizce İran'a neden saldırmadılar? Bunu diğer yayınlarda değineceğiz. Ama şuna emin olun ki Aliyev ekseninde kuracağımız kontrol noktasından sonra bu kararlılığımız Rusya'ya rağmen sürdüğünü gördüğümüzden dolayı gerçekten Azerbaycan hükümetini yürekten kutluyorum. Teşekkürler Sayın Aliyev, teşekkürler Sayın Bayramov, teşekkürler Zakir Hasanov. Bir dahaki yayında değineceğim. Ne gibi gelişmeler olacak? Ajansları tarıyorum ama bu haber güzel haber. Evet Azerbaycan'ın dibinde kontrol noktası kuruyoruz. Moskova'ya böyle bir meydan okuma gerçekten Turan gücü demek. Devamı gelir inşallah. Tedbirde şart ama önlem şart. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Bir dahaki ayda görüşeceğiz. Lütfen kanalıma beğenmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı veya katılmayı unutmayın. Sesiniz olmaya, sesimiz olmaya, Turan'ın sesi olmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrardan hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.